Evet gençler, ne habersiniz? Bir kere desir. Como estar nuestro viaje en Venezuela. Bien bonito, la gente es excelente. Es ¿dónde hermosa, estamos? Súper amable. Ahora estamos en Coro. Coro. ¿Qué ciudad hicimos? Cerca de la playa. ¿Qué hicimos hasta ahora? ¿Desde Venezuela o desde no, hoy? No, en Coro. ¿Qué hicimos? Salir de fiesta y conocer la ciudad. Y ahora nos vamos a los Médanos, a los Médanos de Coro. Evet. Sí. Sí. Ok, vamos a hablar ahora con chicos. Sí. Hola. Hablan. Nosotros conocimos a Enza, Flor, viajando aquí de couchsurfing y andamos compartiendo tiempo aquí en Coro. Jugando de estas maravillas. Del patrimonio cultural de esta ciudad. Vale, gracias. Ahora. Hola. Bo. ¿Qué tal? Habla. Habla. No, habla Ángel. No, primero habla en el último con él. ¿Qué digo? No sé, ¿qué quiere decir? No sé qué decir, estoy bloqueado. Vale. Habla con él. Amigo, venga. Sale con el cartel de Coro al sí, fondo. Sí, mejor. Venga. No hay luz. Pero mira. Estamos ahora en Coro. Te amo, Coro, dice. Patrimonio cultural de la humanidad. Hay una iglesia. Iglesia San Francisco. Iglesia San Francisco, dice. San Francisco. Iglesia San Francisco. Ahora. Ok. Ángel es mi host. Habla en turco un poco después. Gençler, işte biz Kora'daki üçüncü günümüz. Buraya geldik, rüzgar var ya. Umarım sesim geliyor. Aa, şuraya gireriz, burası güzel. Üçüncü günümüz şeyde Koro'da. Biz burada yerel hayat yaşadık. Şeyde kalıyoruz zaten, çok yerel bir yerde kalıyoruz. Gecekondu mahallesinde kalıyoruz. Angel ve ailesiyle, Angel ve ailesiyle. Bugün kasabayı gezeceğiz yine, biz gezdik buraları hep. Bugün son gün diye bir turluyoruz, hem pazar bir gün. Böyle çıktık, bir sohbet edeceğiz, tamam mı? Göstereyim etrafı da. Baba, caminamos, parasya. Mejor. Falta todo, esto es el inicio okay. Apenas de la zona colonial. Ok, de nuevo. Ok, bueno. Esto es la zona colonial de Coro. Coro fue la primera ciudad de Venezuela, la primera capital que teníamos. Esto se llama la Cruz de San Clemente. Todo esto es Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO. Y bueno, aquí se creó esta escultura y se hizo la primera misa católica a nivel nacional del país en este patio, por así decirlo. Luego se creó aquella iglesia que se llama Ermita de San Clemente, que es liderada por monjas, y allí fue la primera iglesia del país. Por eso es que le da la autoctonía a esta ciudad de ser la primera capital de Venezuela. Gracias. ¿Es correcto? ¿Él dice correcto o no? Sí, perfecto. ¿Sí? Vale. 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 Evet. Buradaki ilk kilise buymuş. Böyle size gezi video yapacağım acık. Yok öyle ekstrem şeyler artık. Venezuela'nın ilk başkenti burasıymış, Coro. Bu da yapılan ilk kilise. Tamam. Biz etrafı gezmeye devam edeceğiz. Vamos toma foto acá. Mejor. Yalnız, müzik her yerden geliyormuş. Buna yapacak bir şey yok. Bak müzik devlet veriyor müziği. Devlet müziği ise telif atmazlar umarım. Bak acık, rüzgar var bugün. Sokaklar bomboş, rüzgarı kesen bir şey yok ki. mira, en domingo cerrar de calles, ¿no? No, siempre está cerrada. ¿Ah, siempre cerrada? Sí, porque la calle es de piedras. ¿Sí? Y es cuidada porque es patrimonio cultural de la humanidad. No puede es haber viejo. Tránsito vehicular. Fue hecho a mano, es artesanal. Mira, duydunuz mu? Ya, buradan araba geçmesine izin vermiyorlarmış. Çünkü yerler halıya basma ulan. Yani o sebep o. Halıya basma ulan. O yüzden araba geçmiyor. Burası o merkezin olduğu yer. Kilise var. Bak böyle renkli sokaklar. Kolonyal binalar. Böyle renkli kolonyal binalar. Estas no San Pedro? No? Evet geldik bir müzeye girdik. Burada göre etrafta kaktüs var. Seramik müzesiymiş. Evet seramik müzesi gezelim. Etrafta seramik yok ama hocam. Bizi mi kandırıyorsun? Simón Bolívar, ¿qué pasó? Simón Bolívar estudió aquí. Estudió como le daban clases privadas. Simón Bolívar. Simón Bolívar, ¿fuiste acá? ¿Fue estudiante de aquí, Simón Bolívar? No, era como una clase privada. Una maestra le daba clases aquí. ¿Cuando él era niño? Cuando era niño. Cuando pasó por aquí. So, para aprender sobre ¿qué pasó? Que una maestra privada le daba clases aquí a Simón Bolívar.
¿Y esto era como que una comunidad o...? Era una casa del alta alcurnia. No sé, Simón Bolívar fue aquí. Ajá, ok. La cruz de San Clemente, que fue la que grabamos ahorita, la cortaron de aquel roble, aquel árbol que está allá. Uh-huh. Que tiene más de 1500 años. ¿En serio? Uh-huh. Simón Bolívar... Burada özel ders almış. Simón Aga. Devrimci Simón. Vale, amigo. Dale. Ok, bueno. Este roble tiene más de 1500 años de existencia, por así decirlo, o es lo que cuenta la historia, hipotéticamente. En la cruz de San Clemente, que grabamos anteriormente, explica donde expliqué que era el primer lugar donde se hizo la primera misa católica en Venezuela. Esa madera para hacer esa cruz fue cortada de aquí. Entonces, por eso este lugar es tan representativo y es tan importante dentro de todo lo que es la historia de Venezuela. Bak mamut. Mamut kemikleri. Aha. Baksana da kemikleri. Aa şey. O giant sloth denilen tembel hayvan var ya, onun devasa olanı. Bunun hatta arayan bilim adamları var şu anda. Birkaç podcast'te dinlemiştim. Vay. Hiç beklemezsin değil mi burada böyle bak. Karşımıza çıkanlara bak. Öyle bir müzeye girdik. Venezuela. Bu da mamut. Oğlum şu çeneye baksana. Neyin çenesi bu böyle ya? Bak bu da mamut kemiği. Haplomastodon diyor. Vay. Bak bu da. Bu da armadillo. Pokemon gibi baksana. Bu hayvanın. Sen şunu. Kemiklere baksana ya. Burada ne kadar önemli şeyler vardır ama ülkeye gelen yok ki. Gelmiyor ki kimse ülkeye. Tabi o yüzden, yoksa bunlar hep popüler olurdu. Değil mi? Kesin yanlış mıyım? Haksız mıyım? Bana bunu bir söyle ya. Gençler, etrafı gezmeye devam ediyoruz. Esto se llama Paseo Alameda. Paseo Alameda. Alameda. Çölün bir yerine gideceğiz. Yerlere gideceğiz. Konuşuruz. Sağda solda yiyişen ergenler var. Güzel tatlı bir kasaba. Koro. Buranın ilk başkentlerinden biriymiş. Öyle değil. Şurada bir kilise daha var, onu da görürüz. Öyle. Burada 3 gün çok yerel bir hayat yaşadık ya. Hani böyle bir akşam 10-15 kişi ailecek dondurma yemeye falan gittik yani. Aile evinde kalıyoruz zaten. Onu görürsünüz yarın evden çıkarken. Hep böyle dediğimde de evden çıkarken bir şey oluyor da çekemiyorum videoyu ya. Yarın umarım bir şey olmaz da videoyu çekebilirim. Oradan çıkacağız. Yarın otostop var. Mesafe kısa ama polis kontrol noktaları. Şimdi ne geldiğinde çıkacağını da bilmiyorum. Sonuçta burası askeri bir diktatörlük deniliyor şu an. Sıkı bir. Bakalım ne olacak. Yarın yolda görüşürüz gençler. Şimdi şeye gidiyoruz. Çöl gibi bir yere. Orayı da gösteririm. Yarın yolda görüşürüz. Bir kilisede dua ediliyor. Linda. ¿Qué es esta casa? La casa de las 100 ventanas. ¿Qué es especial de esta? Tiene 100 ventanas. No tengo mayor información. Podemos contarla. Vamos a ver. Claro, puedo, no sé, las cuento. 1, 2, 3. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tiene 99. Llega a las 50 ventanas. Tiene 99, por el otro lado también hay, por detrás. Tiene 99 y la 100, la número 100, es una sorpresa porque debes encontrarla dentro de su casa. Hasta la fecha de hoy es un misterio porque todo el mundo tiene diferentes versiones de cuál es la ventana número 100. Por eso se llama la casa de las 100 ventanas. Me gusta. ¿Qué está? Voy, voy a empezar. Thank you.
Ángel, ¿dónde venimos? Venimos a los médanos de Coro. Estamos entrando por la vía de Coro Punto Fijo, una vía nacional. De alguna u otra forma podríamos llamar que es un paso peatonal no habitual o no correcto, pero la gente de la ciudad suele venir a este lugar a ver el atardecer porque es un lugar literalmente hermoso. Esperamos que les guste. Vamos a ver. Gençler, oğlum şehirden 5 dakika uzaklıkta çöl var ya. Oo hocam, hocam manzaraya gel. Koro. Flor, Flor. Bu da böyle bir gün. Yarın yolda görüşürüz gençler. Oğlum harika bir gün batımı var ya. Ya muazzam bir gün batımı var. Nedir ya? Çok güzel bir gün batımı var lan. Şeyde de ya bu taraflarda böyle zaten Karayipler'de. Dominik'ten baktığında gün batımı olayları oralarda güzel. Pasifik'ten görüyorum. Şurada bak arada bir boşluk var görüyor musun? O büyük ihtimal Ant Dağları'nın bir ucu. Büyük ihtimal orası 6000 metre falan. Bueno, ahora nos toca pagar y tenemos que pagar en dólares y lo que quede en bolívares, porque si no nos dan devuelto muchos bolívares que no tienen un valor muy alto. Entonces, esto en bolívares quizás es 1 o 2, como mucho 2 dólares y medio. ¿Cuándo ahí está? No. A ver, 10, 20, 30, 35, 38, es un dólar, exactamente. Sí, acá en Venezuela puede pagamos dólar y bolívar. Sí, y los productos sueltos, yogurt o productos que se producen aquí, siguen siendo súper caros, 4 dólares. Un medio kilo de yogurt. 200 gramos de yogurt, 4 dólares. Yoğurt pahalı. Söz verdim ama ev sahibine apartik yapacağım diye. Meze yapacağım. Azıcık. Boyu da azıcık. Öyle ne diyecektim. Dediğim gibi burada şey ödemeyi şey... Daha sonra açıklarım gene de. Hazır böyle vakit bulmuşken açıkladık. Öyle yani. Hem dolar hem Bolivya, bolivar ödüyorsun. Küçük paralarla bolivar işte. Bozuk para üstünü bolivarla veriyorlar. Ödemeyi dolarla yapıyorsun. Öyle bir şey var. Yoğurt da pahalı. Burada müzik yok diye ağlara ekmek aldım. Mesela da pancete para mı niye ne? Yarın otostop var. Onun da şey aldık. Hamon 2. Como 10 centavos de dólar. 10 cent bir tane. Barat. Yarın işte yarın yol var. Yarın otostop çekeceğiz. Ona hazır hamon 2'si ekmek aldık. Pahalı ya Venezuela. Ama gracias. Venezuela azıcık pahalı. Para salir del supermercado tienen que controlar primero. Ha, bir şey de var bu. Sadece burada değil. Venezuela'da çoğu ülkede çıkarken kontrol ediyorlar ne aldığını, ne ettiğini. Fişe bakıyorlar yani. Öyle bir şey var, güvenlik. Bu gençler yoğurt pahalı.
otostop ile dünya turu yapan Ensar Sevindik'in eşsiz yol maceralarını anlattığı Bir Keresi adlı anı kitabı tüm online kitap evlerinde satışta.